52 Arsa Ofisi Yusuf ile Keyfi Muhabbeti sunar. Hasretin içime bir alev gibi, sensiz geçen her gün bir asır gibi. Hasretin içimde bir alev gibi, sensiz geçen her gün bir asır gibi. Neredesin? Düşmüşüm peşine bir deli gibi. Olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor. Sen sevmezsen canım yüzüm gülmüyor. Gülmüyor, gülmüyor, yüzüm gülmüyor. Sen sevmezsen kalbim gülü vermiyor. Gülmüyor, gülmüyor, yüzüm gülmüyor. Kader aldı seni, geri vermiyor. Kader aldı seni. Çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, TV 52 ekranlarının başında, dünyanın her noktasında bizi izleyen sevgili seyircilerimiz. 2019 yılının son programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O sıcacık yuvalarınıza da biz hoş bulduk diyorum. Hiç zaman kaybetmeden çok değerli bir matematikçiyi buraya almak istiyorum. Bu akşam konumuz derin. 2019 bitiyor ama 2020'de sınavlar var. Doğru mudur? Güzel alkışlarınızla sevgili hocam Barış Can Coşkun Bey'i buraya davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Sizi şöyle alayım hocam. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, çok teşekkür ederim. Az önce de söyledim.
2019'u bitiriyoruz ama 2020'de neler bekliyor, neler bizi, doğru mudur? Evet. Sınav mevsimleri yaklaşıyor artık. İlk sorumu size yönelteyim mi hocam? Buyurun. Yeni sınav sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi yeni sınav sistemi bence gayet güzel oldu. Çünkü bu sınav sisteminde öğrenci düşünebiliyor. Yani düşünmeye yönelik bir sistem. Eski sınav sistemiyle ilgili şöyle bir şey vardı. Basma kalıp şekilde öğreniyorduk. Öğrencilerimiz basma kalıp şeyleri yapıyorlardı. Ama bu sınav sistemimizde şimdi öğrenciler düşünebiliyorlar, kitap okuyabiliyorlar. Ve ayrıca bol bol paragraf soruları, Türkçenin önemi büyük arttı burada. Eskiden matematikle ilgili işte muhakkak matematik yapmalısın, işte böyle olmalı. Başımızın belasıydı. Evet. Ama artık şöyle bir şey var. Matematikte önemli ama matematiği yapabilmek için Türkçenin de çok büyük bir önem kazandığını söyleyebilirim size. Biliyorsunuz hocam, velilerin, hepimizin çocuğu var. Velilerin en büyük korkusu sınavda çocuklarımızın başarısı ne olacak, ne olacak. Hatta ben bu konuyu bu hafta ele almak istediğim zaman birçok yetişkin insandan şu cevabı duydum. Ya sınava gireceğiz, matematik olduğunu duyunca sınavdan vazgeçtim diyen insanlarla bile tanıştım. Evet. Yani bu akşam sizle matematikten korkumuzu nasıl yeneriz, nasıl başa çıkarız? Evet, bunları konuşacağız. Şimdi matematikle korkumuzla nasıl başa çıkabiliriz? Bu matematik dediğimiz olay aslında bakarsanız çocuğun küçüklüğünden gelen bir şeydir. Yani bu neye dayanıyor? Veliye dayanıyor, ebeveyne dayanıyor. Çünkü ebeveyn diyor ki benim de matematiğim zaten kötüydü. Evet. Şimdi o zaman ne oluyor? Çocuk da diyor ki benim ailemin zaten matematiği kötüydü. Bende de sanırım böyle bir yetenek yok. Irsi. Irsi olarak düşünüyor. Aslında kesinlikle böyle bir şey yok. Öğrencilerin buna, yani kendilerine çalışmaları lazım. Özellikle şunu söyleyeyim size, bol bol kendini motivasyon olarak diri tutmaları gerekiyor. Evet. Motivasyonları çok iyi olması lazım. Sonuç olarak benim mesela ilkokul 1'de ben de matematiğim 4, yani şimdi matematiğim 4 düştü. O zaman 5'lik sisteme göre. Şimdi soruyorum, hangimizin yani ilkokul 1'de matematiği 5 değildi ki? Herkesin matematiği 5'ti ama benim matematiğim 4'tü. Bence o hocanın kötülüğünden be hocam. Ya hocanın kötülüğünden demeyelim ama şöyle bir şey, yılmamak lazım. Yani ben bunu başaracağım, ben bunu yapacağım. Matematiğim ilkokul 6'ya kadar kesinlikle, yani ortaokul 6'ya kadar çok kötüydü. Ondan sonra bunu başaracağıma inandım. Bir şey soracağım. Şimdi mesela benim çocuklarımla konuşurken bana şey diyorlar. Baba, senin zamanında gördüğün matematikle bugünkü matematik farklı diyorlar. Evet. Şimdi hakikaten değişen bir şey var mı? Yani matematik benim bildiğim 0 ve 1, doğru mudur? Kesinlikle. Yani değişen nedir ki bu çocuklarda? Tam biz korkuyor muyduk, açıkçası ben onu hatırlamıyorum. Evet. Ama şu anda çocukların üzerinde o kadar ciddi baskı var ki, yani bunu da anlamak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi benim çocuğum da evde seyrediyor. Hatta öğrenci yönünde görüş bildirince, acaba eve gidince nasıl, oğlum otur da ders çalış, bak sınava gireceksin diye, o baskıyı nasıl kuracağız, açıkçası merak ediyorum. Ve şu anda dünyanın her noktasında bizi izleyen sevgili izleyicilerimizin de mutlaka ki çocukları, torunları var ve hepsi sınav. Yani ben şöyle söyleyeyim, biz bu kadar sınav stresiyle yaşamadık. Kendi adıma söylüyorum. Evet. Çocuklarımız bugünlerde yarış atı gibi hep bir sınav kaygısı, sınav endişesi içerisindeler. Kesinlikle. Şimdi şöyle, sınav sistemimizde aslına bakarsanız sürekli değişiyor. Yani eski sınav sistemi, mesela bundan 2 sene öncesine kadar bir TEOG sınavımız vardı bizim. Şimdi TEOG sınavından sonra biz LGS sınavına geçtik. İkisinin arasında bir fark var mı hocam? İkisi arasında çok büyük bir fark var. TEOG sistemi aslında bakarsanız öğrencinin tamamıyla işte ben dersime çalışıyorum, ondan sonra kalıp soruları çözüyorum ve ben bunda başarılı olabiliyorum diyebiliyordu. Çünkü TEOG sistemi şöyle bir, yani bunu bir koşuya benzetirsek, 1000 metrelik bir koşuda son 100 metre koşan kazanıyordu TEOG'da. Ama LGS öyle değil. LGS'nin zaten bence gelmesi çok çok iyi oldu. Öğrenciler
kesinlikle düşünebilmeyi öğrendiler. Türkçe sorusu, paragraf sorusu, uzun uzun sorularla karşılaşmayı öğrendiler. Hocam, şimdi hani hep duyuyoruz sağdan soldan, televizyonlardan falan da duyuyoruz, haberlerden de duyuyoruz. Matematik konusunda dünyanın oldukça gerisindeyiz. Yani bu kadar önem verirken, bunu şeye benzetiyorum, dostlarımı, arkadaşlarımı tenzih ediyorum. Ülkemizde ve kendi adıma söyleyeyim mesela, ortaokul, lise, üniversite hep İngilizce gördük ama iki kelimeyi bir araya getirip konuşamıyoruz. Şimdi ilkokul birinci sınıftan itibaren matematik hayatımızda sürekli çarptık, böldük, topladık ama çabuk mu unuttuk? Mesela ben şu anda çocuklarımızın çözdüğü soruları çözebileceğimi zannetmiyorum. Evet. Bilginin tekrarı herhalde gerekiyor, değil mi? Kesinlikle. Yani tekrar edilmeyen şey muhakkak unutulmaya yüz tutuyor. Değerli izleyicilerim, bu adamı iyi dinleyin. Çünkü anlattığı şeyler o kadar önemli ki, hepimizin çocukları var. Hepimiz çocuklarımızın istikbali ve geleceği için çalışıyoruz. Onlara nasıl bir yol yordam çizeceğiz? İlerleyen dakikalarda hocama tekrar döneceğiz, daha neler soracağız. Hatta sizlerin de sormak istediği sorular varsa ekranımızın alt köşesinde bize SMS atabileceğiniz numara mevcut. Oradan da bize SMS atabilirsiniz. Hatta Instagram ve WhatsApp'tan da bana da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ben de sevgili Barış Bey'e zevkle sorularınızı sorarım diyorum. Şimdi dünyalar güzeli bir kardeşimi getiriyorum. Pırlanta gibi bir ses. Hazır mısınız diye bir şöyle bir ekranlarının başındaki sevgili konuklarımız, hazır mıyız? O zaman güçlü alkışlarla sevgili Nurgül Onat'ı buraya davet ediyorum. Gölgelendi, ah derler, gölgelendi güzeller suya indi.
Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Hemen seni de şöyle sağıma doğru alayım. Sizler? Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Valla sizin gibi sesleri, böyle güzel sesleri burada ağırlamaktan biz çok mutluyuz. Hatta ekran başındaki izleyicilerimizden de mesajlar geliyor bana. Bizleri izleyen herkese sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Hocam çocuklardan bahsetmişken benim de bir küçük kızım var. Bekliyor şu anda Elif adam. O altın tabak onun için ve tüm izleyicilerimiz için gitmiş olsun. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Az önce söylediğin Türkiye karşı. Ben de sana birazdan bir cevap vereceğim yani. Öyle mi? Aynen öyle. Altın tabakta bal var oğlan, el aç Allah'a yalvar oğlan. Eğer annem vermezse el aç Allah'a yalvar oğlan, değil mi? Evet. Ben de diyeceğim ki gül tükendi, yol tükendi, sazımda tel tükendi. Anana da yalvardım, babana da yalvardım. Birazdan diyelim tükendik mi? Tükendik. Vakti gelmişken hemen söyleyelim o zaman. Hadi bakalım. Büyük bir keyifle dinleriz sizi. Geçiyor benim de
dal tükendi, ben tükendim o. Ersenim ağrıldım gayrı, yaşlandım yoruldum gayrı. Ersenim ağrıldım gayrı, yaşlandım yoruldum gayrı. Cihana darıldım gayrı, yol tükendi ben tükendim. Yol tükendi ben tükendim. Ahay ahay, yol tükendi ben tükendim. Ahay ahay ahay. Yusuf Hocam hiç tükenmeyin bence. Neden? İnşallah yeni yılda güzellikler hepimize. Aa, onu o sürprizi, o sürprizi birazdan söyleyeceğiz zaten yani. Kılıçık Ali'yi de rahmetle analım. Aynen öyle. Bu eseri repertuara bu akşam almamdaki sebep de şey, geçtiğimiz iki hafta önceydi galiba, ben gene Kıvırcık Ali'nin bir türküsünü okumuştum. Hangisi olduğunu unuttum şu anda ama. Gaziantep diyorum. Şanlıurfa'dan çok değerli bir izleyicimiz beni aradı. Instagram'dan yazmış. Dedi ki vallahi dedi arkadaşın dedi dükkanında dedi oturuyorduk dedi zapping yaparken dedi bir anda dedi bir ses duydum dedi. Dedim ki dedi vallahi Kıvırcık Ali kendine beden bulmuştur diye söylemiş. Çok da hoşuna gitmiş. Sağ olsun, buradan Şanlıurfa'ya da selamlarımızı gönderiyoruz. Dedim söz önümüzdeki haftalarda sana Kıvırcık Ali'den bir tane daha okuyacağım dedim. Ama hep söylüyorum, bunu da söylemekten yoruldum. Yaşarken kıymetinin bilinmesi kadar özel ve güzel bir şey yok. Güzel bir şey yok değil mi? Değil mi hocam? Kesinlikle. Matematikçilerin de mesela yaşarken değerini kıymetini bilmek lazım. Çünkü illallah. Hocam ne olacak bu çocuklarımızın durumu? Yani çocuklarımız TEOG mu LGS mi? Yani TEOG mu LGS mi? Şimdi dediğim gibi hocam, TEOG denilen sınav, biz bunu bir maratona benzetebiliriz. Sınavların hepsi bir maratondur. TEOG'da 1000 metrelik koşuda son 100 metrede işte depar atan bir öğrenci kazanıyordu. Binlerce birinci, binlerce ikinci çıkıyordu. Ama LGS sınavı öyle değil. LGS sınavı ölçmenin tam anlamıyla olduğu bir sınav diyebiliriz. Çünkü birinci sayısı ne kadar azsa öğrenciler, yani yavrularımız birazcık daha hedeflerine yaklaşabiliyorlar. Fakat birincinin çok fazla olduğu bir sınavda, çok fazla olduğu bir yarışta insanlar istedikleri liseyi kazanamıyorlar, istedikleri üniversiteyi kazanamıyorlar. Bunun için bizim ölçmemiz tam olmalı. Ve bu sınav sisteminde, yani yeni gelen sınav sisteminde LGS'de de bunu büyük denli başardık. Yani başarıldı. LGS sınavı bence TEOG sınavından çok çok daha iyi bir sınav olduğunu düşünüyorum. Ama anlattıklarınızı dinleyince olan gene veli oldu gibi geliyor bana. Değil mi? Neden? Yani o son 3 ayda 4 ayda o yarışı bir şekilde, ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim, çocuklarımızın en büyük sıkıntısı bir yarış halinde yarış halinde olmalarından ziyade Nurgül Hanım şey, yaşları genç olduğu için olayın ciddiyetini kavrama konusunda bir sıkıntıları var. Yani önlerindeki sınavın ne kadar önemli olduğunu anlayacak çağda değiller. Ergenlik belki de bir insanın hayatında yaşayabileceği en kötü dönem. Bu dönemi iyi şekilde atlatan. Zaten o dönemde hocam evlerin huzuru olmuyor. Şimdi sınav stresi öğrenci ezat üzerine biniyor. Veli de haliyle bir endişeli, ne yapacak bizim çocuğumuz, ne olacak? Zaten bizim Türk milletinin, yani bizim velilerin, annelerimizin en çok söylediği şey, benim evladım ne olacak? Ne olacak? Hocam yani, şey de oluyor, misafir kabul etmeme durumu da oluyor. Çocuğum sınava hazırlanıyor bu süreçte misafir. Öyle mi? Tabii ben çok karşılaştım. Yarın akşam bize gelecektiniz değil mi? Evet, öyle mi? Çocuğun sınavı var, gelmeyin. Yani benim kardeşim sınava hazırlanırken biz misafir kabul etmiyorduk. Mesela bak, sizin dediğiniz, sizin dediğinizi hocam, biz uyguluyorduk. Çok duydum hocam. Gerçekten. Yani o zaman buradan bütün beni tanıyan herkese sesleniyorum. Bizim çocuk bu sene LGS sınavına girecek. O yüzden önümüzdeki sene görüşmek üzere diyelim.
Yani şimdi bayağı ciddiye alıyorlar o anlamda. Çok ciddiye alıyorlar. Benim kardeşim bunu çok acı bir deneyimle yaşadık biz. Çünkü TEOG sınav sistemine göre hazırlanıp son 2-3 ayda bir anda sınav sistemi değişti, LGS sınavına girdik. Dediğim gibi LGS sınavı bizim için iyi oldu. Ama şöyle oldu, evimizin o dönemde huzuru yoktu. Çünkü çocuklar ergenliğini üst seviyede yaşıyor o dönemde. Evet. Ve aileler de endişeli. Diyorum ya hani benim çocuğum ne olacak? Ne yapacak? İşte benim çocuğumun netleri nasıl yükselecek? Bir baskı söz konusu çocuğa da. Ve bundan dolayı da çocuk aşırı derecede gergin bir ortamda ders çalışmak zorunda kalıyor. Aşırı derecede mutsuz oluyor. Hani bizim burada yapmamız gereken çocuklar için motivasyonumuzu yüksek tutmak. Yani sen yaparsın oğlum, sen yaparsın kızım. Yani kesinlikle yapıcı olmamız gerekiyor. Ya hani öyle yapıcı de, hemen, olmamamız gerekiyor. Hemen elense yapıyorlar hocam ya. Yani şimdi ben sana güveniyorum aslanım dediğin zaman da hemen yelkenler suya düşüyor. Babam bana güveniyor nasıl olsa diye. Biraz elense durumları var yani. Mesela bazı öğrencilerde de şey oluyor hocam. Babam bana güveniyor, annem bana güveniyor, ben bu güveni boşa çıkartırsam. Yani evet. Öyle olmasından bence böyle olması daha iyidir. Yani ya şey de var hocam, yani şimdi hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Muhtemelen ekranlar başında bizi izleyen sevgili seyircilerimiz de bize katılacaktır. Yani herkes istiyor ki çocuğum doktor olsun, mühendis olsun, avukat olsun, şu olsun bu olsun ama şunu hiç düşünmüyoruz. Yani her insanın yeteneği farklıdır. Mesela ben program öncesinde hocama hep şeyi söyledim mesela. Dedim ki sosyal yönü güçlü olan insanların matematiği dedim biraz daha kıt. Genellikle matematikçilere baktığım zaman da daha böyle asosyal, sosyal ilişkileri biraz kısıtlı, içe kapanık insanlar. Doğru kesinlikle mu? Kesinlikle hocam. Yani sadece matematikçiler değil. Bunun örneğini mesela tabii genellemiyorum bunu ama doktorlar da yaşıyor. Çünkü ömürleri boyunca sürekli çalışmak zorunda kaldıkları için hani çalışmayı kendilerine bir amaç, bir hedef olarak belirledikleri için sosyal yönlerini zayıf tutuluyor. Ve bundan dolayı da sosyal yaşantılarında çok büyük eksiklikler çekiyorlar. Mesela bizim keman çalan sevgili arkadaşım Samet çok içe kapanık birisi. Ben onun matematiğinin iyi olduğunu düşünüyorum. Ha ırsiyelik de varmış yani. Ne bileyim bir anda orkestra bile ters ters bakınca dedim herhalde siz hepiniz sosyalsiniz arkadaşlar bizdensiniz sıkıntı yok. Evet Nurgül şöyle güzel bir türkü alalım mı senden? Büyük bir zevkle. Hadi o zaman sevgili öyle seyircilerim, değerli izleyicilerim, canım Türkiye'm 2019'un son programında sevgili Nurgül'e kocaman alkışlarınızı gönderiyorsunuz. Bundan hiç şüphem yok. Hadi. Bir yanımız bahar bahçe.
sularda. Dostum, dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu, bu ne çıldırtan denge. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Dostum, dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu, bu ne çıldırtan denge. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Yüreğine sağlık. Hakikaten 10 numara bir ses, 10 numara yorum. Albüm var değil mi? Albüm var. Altın tabakta bal var. Altın tabakta bal var. Tabii ki albümde var yani. Evet. Çocuğun müzikle ilgileniyor mu? O müziğe ilgili ama babasının yolunda daha çok. Sporla ilgili, jimnastik, yüzme. Ali Nadir'i biliyorsunuz, eşim. Onun yolunda şu an devam bize bakıyor zaten. Öyle, evet, bizi izliyor. Bu arada ben... Sevgili Nurgül'ü yaklaşık 15 seneye yakın değil Yok, mi? Yok 11 sene. 11 sene. Evet. 11 seneden fazla. Daha önce beraber fazla. De sahne aldık, çalıştık. Evet, daha önceden birlikte de sahne aldık. Tesadüf. Çok sevdiğim bir dostumun, kardeşimin de eşidir aynı zamanda. Buradan da bütün Tonya'ya, başkanlara, herkese selam söylüyorum. Özellikle Ali Kemal Başkan. Seni seviyorum biliyorsun, sen adamın dibisin. Biz de öpüyoruz. Aynen öyle. Nereden mezunuz? İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitim Bölümü mezunuyum. Şu anda öğretmenlik yapıyorum biliyorsunuz. Aa, çok aynı güzel. Zamanda. Öğrencilerim izliyordur kesin, sizlerin aracılığıyla. Hem yeni yıllarını kutlamış olalım. Gerçi aynen, ben yarın kutlarım, sabah dersim var ama. Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Öğretmen arkadaşlarıma sizlerden selam, bizlerden selam. Öğrencilerime öpüyorum. Öğretmenlik de aynı. Hem öğretmenlik sahne alıyor musun bir yerde? Şu anda aldım, devam ettim onu tabii ki. Hazırladım, sundum. Onu biliyorum canım. Yani ama şu anda kendi reklamını yapma diye söylemedim ama reklam sormadım kalmadı ama. Hocam. Yaklaşık bir 4-5 yıl önceydi. Olsun olsun. Sanatçı altın gibidir. Çamura da düşse, güneşte de dursa ne solar ne kurur. O yüzden biz yaşadığımız müddetçe var olacağız. Yani bu gök kubbede belki ölüp gideceğiz, hiç önemli değil ama eminim ki bu dünyaya bıraktığımız eserler şu an ekranlarının başında, gönüllerinin teline dokunduğumuz o koca yürekli güzel insanlarımız, bu arada çok geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Yani bazen etrafımdaki insanlar bize de selam söyle falan diyorlar ama inanın İngiltere'den, Fransa'dan, Hollanda'dan başlayıp Şanlıurfa'ya kadar gitmek gerekiyor. Bunun için programı komple feda etsek ancadır diyorum. Ne mutlu size. Yani sağ olsunlar. Gerçekten bizi hiç yalnız bırakmadılar. Biz de onların bu ilgisine, sevgisine WhatsApp'tan bile halen bir sürü mesajlar geliyor. Sağ olsunlar. Aynen öyle. Şey oldu Yusuf Hocam, zaten müzik öyle bir aşk ki, mesela uzun bir aradan sonra sizinle buluştuk programda. Kaldığımız yerden aynı aşkla devam edebiliyoruz. Aynen. Yani o farklı bir duygu. Ya, dünyaya 1000 defa gelsem, hocam sen duymuyorsun. Dünyaya 1000 defa gelsem, bir tane matematik sorusu çözmektense 365 gün hiç durmadan şarkı söylemeyi tercih ederim. Matematik zor iş. Yani zor da hocam, bu psikolojik galiba biraz da bu matematik korkusu. Çünkü bugün bir arkadaşımla konuşurken dedim ki, bu akşamki konuğumuz Barış Bey aynı zamanda akademisyen matematikçi, iyi bir matematikçi. Ondan dedim, çocuklarımızın istikbaline, geleceğine yönelik bilgiler alacağız dedim. Abi matematiği bırak dedi. Dedim ki matematiği ben bıraksam Milli Eğitim bırakmıyor. Yani çocuklarımızın iki yakasını matematik bırakmıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Müziğin birazcık içerisine girdiğiniz zaman matematik var. Matematiğin yani bayağı bir matematik var. Pi sayısını mesela şey yapmışlar, piyanoyla çalmaya başlamışlar. Muhteşem bir eser ortaya çıkmış yani, pi sayısı. Sonsuzluğun sembolü.
sonuç olarak o. Yani müzik zaten matematik, yani matematiğin aslında bakarsanız hocam girmediği alan, girmediği yer yok. Yani mesela kimi zaman mühendislerle matematikçiler çok çatışıyor. Yani derler ki bizler asıl üretken biziz derler. Ama matematik olmadan siz üretime katkı yapamıyorsunuz. Kesinlikle. Bu arada ben bizi izleyen sevgili seyircilerimizden şunu da özellikle rica ediyorum. Lütfen çocuklarınızın akademik başarısını artırmak için lütfen ama lütfen sanatsal yönlerinde geliştirmelerine özen gösterin. Çünkü müzik zaten yani şimdi kötü konuşmak istemiyorum ama akıllı insanın yapabileceği bir iş. Kolay bir iş değil. O yüzden çocuklarımıza matematiği sevdirmeye çalıştığımız kadar müzikle de sanatsal faaliyetlerle de sevdirmeye çalışmakta fayda var diyorum. Kesinlikle hocam. Hatta bu sene şöyle bir velim gelmişti bana. Demişti ki öğrencimiz vardı. Dedi ki Baran futbola çok düşkün. İşte biz onu futbolda, yani futbola karşı bir yeteneği de var çocuğun. Lisansı da var. Gayet güzel futbolda oynayabiliyor. Diyor ki biz bunu futboldan alalım. Yani hiçbir şekilde futbola gitmesin. Tamamen derslerine yönelsin. Bu kesinlikle yanlış. Kesinlikle yanlış. Öğrenci futbola da, yani spor faaliyetini de yapacak, müziğini de yapacak. Çünkü sosyal anlamda işte güçlenmezse sizin dediğiniz gibi oluyor. Sadece ders olursa sizin dediğiniz gibi işte matematikçiler, işte doktorlar, mühendisler sosyal anlamda çok eksik kalıyorlar. Şimdi sizin açınızdan bakınca öyle. Nurgül Hanım aynı soruyu sorduğum zaman da muhtemelen şey diyecek, yani 8. sınıfa giden çocuklarımızı sınavı var hocam lütfen koruya almayın. 12'ye gidiyorsanız yaklaşmaz değil mi? Yani bilmiyorum, kızacaklar belki ama matematik öğretmenlerinden çok çektim bu konuda. 8. sınıf, hatta lisede de öyle. Mesela bir koro çalışması yapacağız. Çocuk çok yetenekli, ısrarla müzik istiyor. Hani ben de dikkat etmeye çalışıyorum ama bunlar da göndermemekte ısrar ediyorlar. Hocam şu mikrofonu kullanarak konuşursak sevinirim. Evet. Açıktır mikrofon. Tamam, konuşuyorum. Göndermiyorlar hocam. Şikayet ediyorum size. Yani hatta şöyle bir söz söyleyen hocamız da oldu. Matematik bütün dersler arasında en önemlisidir. Önce önemliyi alsın dediler ve bana şöyle, o güzel sesli öğrencileri yollamadılar. Bence hangi dersin önemli olduğunu söylemek bize kalmış bir şey değil. Yani matematik çok önemli, Türkçe çok önemli. Hani evet dersler önemli. Fakat bence dediğim gibi, yani matematik en önemlisi diyemeyiz biz buna. Zaten eskiden şöyle bir şey söylüyorduk. Matematiğin kat sayısı, işte sınava girdiğinde kat sayısı en yüksek ders matematikti. Ama artık zaten o da öyle değil. Milli Eğitim bunun önüne geçti. Bütün kat sayıları eşitledi. Yani Türkçeden de çözse, matematikten de çözse aynı kat sayıda olacak. Evet, matematik, kat sayı, mat sayı. Şimdi benim de kat sayım geldi. Evet, bir gelirsen yapalım. Başını çevirmem, gelirsen son kavgamızdan söz etmem, gelirsen aşkı sana zehir etmem, gelirsen yoluna güller sererim, gelirsen saçını okşar severim, gelirsen gerçek aşkım canım. Thank you.
kolay mı birdenbire yalnız kalmak? Kolay mı başka birine bağlanmak? Kolay mı gittiğin yollara bakmak? Gelirsen korkma başımı çevirmem. Gelirsen son kavgamızdan söz etmem. Gelirsen aşkı sana zehir etmem. Gelirsen korkma başımı çevirmem. Gelirsen son kavgamızdan söz etmem. Gelirsen aşkı sana zehir etmem. Gelirsen yoluna güller sererim. Gelirsen saçını okşar severim. Gelirsen gerçek aşkım canım derim. Gelirsen gerçek aşkım. Reklamlardan sonra görüşmek üzere efendim. Kocaman alkışlar. ...52 Arsa Ofisi'nin sunduğu Yusuf ile Keyfi Muhabbet devam edecek. Sizi sizden çok düşünecek yepyeni bir arsa ofisi. 52 Arsa Ofisi. Birikimlerinizi 25 yıllık güvenle kazanca çeviriyoruz. Burası öyle bir konum ki E5'e ve E6'ya aşağı yukarı her ikisi de 7-8 dakikalık bir mesafede. Sola tarafta döndüğünüz zaman görmüş olduğunuz gibi zaten arkamızda deniz var. Çorlu Havalanı'na çok yakın bir mesafede. Çerkezköy gişelerine çok yakın. İnanılmaz bir lokasyonda 300 metreden başlayan parsellerimiz. İstiyoruz ki 52 Arsa Ofisi olarak bütün vatandaşlarımızı sattığımız yerlere ya da satacağımız yerlere direkt arabayla vatandaşımızı götürdüğüm zaman arsasının üzerine, alacağı yerin üzerine çıksın, bizzat kendisi canlı yerleri görsün diyoruz. Silivri, Tekirdağ, Kırklareli'den başlayıp Edirne'ye kadar her bölgede arsalarımızla hizmetinizdeyiz. Yatırım mı yapmak istiyorsunuz? Son 10 yılın en çok kazandıran yatırımı arsa yatırımı. O zaman 52 Arsa Ofisi olarak istediğiniz, beğendiğiniz yerden imarlı ifraz arsaları çok uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz. Yer tek kelimeyle muhteşem. İlk defa bir araziye geliyorum. İlk defa bir arsa için geliyorum. Otobanın kenarında hemen yan tarafta gölet, hemen sağımda havalanı. Ve hemen sol tarafta deniz. Deniz şehire yakın ve köyün bitişi, yani uzak değil, ben öyle ormanlarda dağ tepe sandım yukarılarda. Ama muhteşem havalanı gibi dümdüz, yazın mükemmel bir havası olduğunu buranın biliyoruz. Burayı çok sevdim. Sanayi alanları için ya da çiftlik kurmak için arsa isteyenlere de en uygun yerlerde yine uygun maliyetlerle arsalarımız sizleri bekliyor. Nasıl ve hangi ölçülerde yer istiyorsanız siz arayın, biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürelim. Küçük birikimlerinizi ileride büyük kazançlara dönüştürmek istiyorsanız toprağın bereketi 52 Arsa Ofisi en doğru adres. Ben köyde yetiştim. Resmen bana köyümü hatırlattı. Biz memur kesim olduğumuz için fırsatları kesinlikle kaçırmayız. Zaten hoşuma gitti. Burada belgeleri de var. Şuradan ben gelmişken almayı düşünüyorum zaten. Üstelik yarısı peşin, vade farkı olmadan, yarısı taksitle. Tapu masrafları da 52 Arsa Ofisi'nden. Ve yine her türlü araç takası, daire takası değerinden alınıp sizleri toprak sahibi yapıyoruz. Haftanın her günü ücretsiz servislerimizle sizleri arsalarımıza götürelim. Hep beraber güzel yarınlara, çocuklarınıza güvenli bir gelecek bırakmak için. İlk önce vatandaşımızın gönlünü kazanmak istiyoruz. Bizim için ilk etapta tabii ki para kazanmak çok önemli. Herkes para kazanmak için yapıyor. Ama biz paradan ziyade ilk önce bize güvenen insanların, arkamızda koskoca bir 25 yıllık TV52 ekranları var. 25 yıllık bir geçmişi şirketin bünyesinde yapacağız bu işleri. Onun için hiç vatandaşın bu iş tamamıyla güven işi. Vatandaşın aklında zerre kadar
şüphe duymayacak bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Yapacağız da Allah'ın izniyle. Güvenin simgesi 52 Arsa Ofisi. Hemen arayın. 0216 396 52 52 0532 517 97 36. Toprağın bereketi 52 Arsa Ofisi. Hayal etmek kolay. Gerçeğe dönüştürmek zor. İstemek kolay. Birikim yapmak zor. Ordu'nun eşsiz doğasında, üniversiteye komşu, benzersiz bir hayatı yanı başınıza getiren Nordloft Haki Yener konutlarıyla kalıpların ötesinde yepyeni bir yaşama hazır olun. Şimdi 129 bin liradan başlayan fiyatlar, 80 bin lira peşin, aylık 1000 lira sabit taksit seçenekleriyle. Üstelik banka yok, faiz yok, kefil yok, ev sahibi olmak var. Nordloft Haki Yener konutları. GRP gayrimenkul güvencesiyle. Bilgi telefon 888 18 18. Sefa Merve'de yıl sonu fırsatı. Binlerce üründe %50 net indirim. Sefa Merve tunik 5.88 euro, Sefa Merve kap 15.50 euro, Sefa Merve elbise 13.26 euro, Sefa Merve tunik 14.75 euro, Sefa Merve kap 32.46 euro, Sefa Merve elbise 14.75 euro. Hazırlanın. Taşınıyorsunuz. Prestij, kalite, konfor hepsi tek bir çatı altında. Adalı Gayrimenkul, hayallerinizin ötesinde yaşam alanı, turkuaz evlerini gururla sunar. Bahçemiz şehir parkıyla yarışıyor. 7300 metrekare alan üzerine %80'i yeşil projemiz sizi ve ailenizi çok mutlu edecek. Gelin turkuaz evlerini yakından inceleyelim. Fore kazık temel sistemi, çift asansör sistemi, asmolen döküm, balkonlarda televizyon ve ısıtma sistemi, %80 sonrası ürün beğenme fırsatı, kara sıvayla birlikte mantolama, ödüllü peyzaj, tüm blokların altında sosyal tesis ve misafir otoparkı, kiler, ütü odası, giyinme odası, basketbol sahası, çocuk havuzu, çocuk oyun parkı ve çok daha fazlası burada. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Osman Köksal Otomotiv'e uğramadan lastik almaya karar vermeyin. En son teknolojiyle donatılmış servis ekipmanlarımızla lastiklerinizin değiştirilmesinden tamir, balans ve her türlü servis hizmeti güvenilir servisimizde sizleri bekliyor. Yeni lastik satışı, yazlık ve kışlık lastik satışı, dört mevsim lastik, oto lastiği, minibüs lastiği, kamyon lastiği, lastik tamiri, balans ayarı, sökme takma, ayrıca her marka lastik satışı Osman Köksal Otomotiv Otomotiv Lastik Park'ta. Michelin, Lassa, Tatco, Riken, Frelli, Goodyear, Petlas, Osman Köksal Otomotiv Lastik Park'ta en uygun fiyata sizleri bekliyor. Siz de lastiklerinizi onu en iyi tanıyanlara getirin. Güvenilir ve garantili hizmetin keyfini sürün. Lastik Park denildiğinde yılın 365 günü her markada kampanya. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular, tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Doyumsuz seyredebilmek orduyu, doğan güneşi, yağan yağmuru, buram buram kokan toprağın kokusunu seyredebilmek, boylu boyunca Karadeniz'in mavisini, ordunun yeşilini, sarısını, morunu, beyazını, her halini seyredebilmek. Kayıp giden zamanı, iyiyi, güzeli, insanı seyredebilmek, hayatı en doğru yerden. Seyir Park. Şahincili'de yükseliyor.
Müjde! Yeni yılın yeni hediyesi Ordu Birlik ve Prens Kale'de. Ordu Trabzon seferleri başlıyor. Yılların ve yolların tecrübeli firması Ordu Birlik artık Prens Kale ile Ordu Trabzon yollarında hizmetinizde. 1 Ocak 2020'den itibaren her gün sabah saat 6.30 ile 11.30 saatleri arasında ve Trabzon'dan gelen Prens Kale 12.30 ile 17.30 saatleri arasında saat başı hizmet verecek. Trabzon'dan da aynı saatlerde Ordu'ya ulaşım sağlanacak. Özellikle üniversite öğrencilerine büyük kolaylık sağlayacak bu seferler, tecrübeli ve güvenilir personelleriyle siz değerli müşterilerine servis hizmeti de verecektir. Tüm halkımızı bu hizmet ve yolculuk deneyiminden yararlanmaya davet ediyoruz. Sefa Merve'de yıl sonu fırsatı. Binlerce üründe %50 net indirim. Sefa Merve Tunik 5.88 Euro, Sefa Merve Kap 15.50 Euro, Sefa Merve Elbise 13.26 Euro, Sefa Merve Tunik 14.75 Euro, Sefa Merve Kap 32.46 Euro, Sefa Merve Elbise 14.75 Euro. Bütçenizin dostu Ankamar'da cam petek 850 gram süzme çiçek balı 18 lira 95 kuruş. Fisko Birlik 300 gram şekerli fındık ezmesi 12 lira 95 kuruş. Abdurrahman Tatlıcı 620 gram reçel çeşitleri 8 lira 95 kuruş. Sizin için, indirim için Ankamar. Arsa Ofisi'nin sunduğu Yusuf ile Keyfi Muhabbet devam ediyor.
sağlık ya. Harikasın, yemin ediyorum. İyi ki geldin diyorum. İyi ki gelmişim diyorum bir, hocam. Vallahi gerçekten çok mutlu ettin beni. Bir şey soracağım. Buyurun hocam. Evde şarkı söylüyor musun? Genelde bulaşık yıkarken. Mikrofonu kullanırsak hocam. Ben buna alıştığım için söylüyorum tabii ki, söylemez olur muyum? Yani büyük keyifle söylüyorum ama. Bulaşık yıkarken de. Böyle iş yaparken, yemek yaparken falan daha çok keyif alıyorum. Bulaşık yıkarken mi? Bulaşık da yıkıyorum. O zaman yemek de yapıyorum. O zaman şöyle söyleyeyim. Ali Nadir'e ben şimdi program sonrasında hemen söylüyorum. Gerekirse eve iki tane bulaşık makinesi alıyorsun Nadir. Yani bulaşık makinesi, evet. Değil mi? Şöyle ki yemekleri yaparken hemen onu atmak düzeltelim. Lazım. Evet. Bulaşık da yıkıyorum yani. De. Bulaşık yıkamaktan keyif alıyorum. Ya sonuçta ki makineye atmadan önce sudan geçirmek lazım diyoruz ama bunu kabul etmiyorlar. Daha çok su ya gidiyormuş. Ben de onu bir türlü anlamış değilim yani. Neden? O ki suyun altında tutacaksın, yıkayacaksın, temiz koyuyorsun. Hocam makineden pis ama çıktığı zaman rahatsız oluyorum. Ben biraz titiz olduğum için onu böyle temizleyip atıyorum. Bu matematikle alakası var mı hocam? Matematikle alakası yok ama şöyle ülkemiz su fakiri olmakla karşı karşıya. Ve bunun için bulaşık makinesi kullanmamız gerekiyor. Ve dedikleri gibi de hiçbir şekilde bence sudan geçirmeden yapsak daha büyük tasarruf etmiş olacağız, evet, sudan. Onun hocam, için bence ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ben de bir zarara soktum o zaman. Çok güzel bir noktaya temas etti. Ben buradan bizi dünyanın neresinde olursa olsun, çünkü aynı kara parçasının üzerinde yaşadığımız için karı da zararı da hepimize, bunu unutmamak lazım. Bir evde kızartma vesaire yaptığımız zaman o yağları lavabodan aşağı lütfen dökmeyin. Çünkü yanlış söylemek istemiyorum ama bir kilo yanmış yağ yaklaşık 10 ton 20 ton suyu içilmez vaziyete gelecek durumdaymış. Bu arada dışarıda da çok güzel yağmur yağıyor inşallah. Allah bütün yurdumuza bol yağmuruyla, rahmetiyle nasiplendirsin diyoruz. Bu arada bak, bulaşıktan nasıl bağladık hocam? Aynen öyle. Bulaşıktan nereye geldik? Ya iyi ki girmişim o konuya. Aynen aynen. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada arada çok ilginç bir şey yaşadık hocam. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Barış hocamın telefonuna Instagram'dan, WhatsApp'ından bir sürü mesajlar geliyor. Çok ilginç bir mesajdı bir tanesi. Ne yazmıştı hocam, tam söyler misin? Adam kastayım geldi diyerek sizin sözünüzü kesti hocam. Evet, o adam benim. Çok teşekkür ediyorum. Hocam, selam olsun. Tabii bu arada Barış hocamın bu deneyimlerinden istifade etmek isterse konuklarımız, istersen bir sosyal medya hesaplarını da iletebilirsin. Yani bu insanlar, ben arada şunu söyledim, dedim ki kardeşim biz burada keyfi muhabbet, biz hem ciddi konuları konuşacağız hem de şu anda Anadolu'da kar yağıyor, her taraf buz gibi soğuk, burası bakmayın çok sıcak, yani gerçekten sıcak bir ortamdayız. Dedim ki biz burada eğleneceğiz, biz burada güleceğiz, sohbet edeceğiz, tabii ciddi konularda konuşacağız ama hocama ulaşmak isteyen, dedim, yarın bu o adam diyene gidiyor bu söz tabii ki. Yarın hocamı arıyorsun. Nasıl ulaşacaklar sana mesela hocam? Instagram'dan DM üzerinden ulaşabilirler. Instagram kullanıcı adım brscan 2 neyle. Mail adresiyle ulaşabilirler. baris.coskun@outlook.com. İkisine de sık sık bakıyorum. Hiçbir şey cevapsız kalmaz. Cevaplandırırım hepsini. Danışmak istedikleri herhangi bir konu, veliler olsun, öğrencilerimiz olsun, hepsiyle iç içe olmaya çalışacağız. Şimdi bomba bir şey söyleyeceğim. Senin Instagram hesabın nedir hocam? Sana ulaşmak isteyen insanlar için. Vallahi harika. İlk defa geçen haftaki gelen konuğumuz mesela, dedim ki sosyal medya hesabını söyler misin dedim. Dedi ki Ferhat Kose ama dedi 4E dedi. Dedim niye 4E? Çünkü 1, 2, 3, birinci E'yi almışlar. Ferhat Köse'yi almışlar. Ferhat Köse 2 E'yi almışlar. 3 E'yi almışlar. Dördüncü. En son 4. E maalesef arkadaşımıza kalmış. Seninki harika yani. Bir daha söyleyeyim o zaman. Söyle. Nurgul Onat Baskan. Hocamınkinde? Başka işimi soyadı. BRS Can. 2 D ile. 2 D ile bak.
İkini. Ben de maalesef Yusuf Katmerlikaya diye Instagram hesabı aldım. Şifresini unuttuğum için bir türlü ulaşamıyorum. O yüzden şimdilik Y_Katmerlikaya diyoruz. Bizi ulaşmak isteyen herkese buradan bunu söyleyelim. Ve ayrıca lütfen su tüketimine dikkat edelim diyorum ve bir telefonumuz varmış. Bu sürpriz kimden acaba? Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ses yabancı gelmedi ama kimle görüşüyoruz efendim? Eyüp Ercan. Eyüp Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Biz bu akşam sizi buraya bekliyorduk ama hava muhalefeti ya da iş herhalde dolayısıyla gelemedik. Evet, biraz öyle oldu. Evet. Uzakta da olsak telefonla bağlanarak varlığımızı hissettirelim isterim. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol, iyi ki varsın. Şu anda senin gibi telefonlarının başında bize ulaşmak isteyen birçok insanın olduğunu ve çok şanslı olduğunu da sana buradan söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, bu su tüketimiyle ilgili sen bir şey söylemek ister misin? Yani tabii su tüketimiyle alakalı... Yani israf her türlü haram. İsraf her türlü haram. Ya burada şöyle bir şey var zaten, özellikle atık tüketiminde ben tabii biraz mikro milliyetçilik yapabilir miyim bilmiyorum. Ekranlarımız Eyüp Bey, ekranlarımız Anadolu'muzun her köşesine açık. Tabii ki. Buyurun. Şöyle Anadolu'nun her tarafına kar yağıyor dedim. Tabii biz de şu anda Akdağ'ın eteklerinde yetişen bir çocuk olduğumuz için şu anda da Akdağ beyaz gelinliğini bizim tabirimizde giymiş durumda. O yüzden tabii kar demek bizim orada bereket demek, rahmet demek, bolluk demektir. Artı bu sene Ladik, Dubrasık'ta Kızılcamam'la pilot ilçe seçildiği için biz tabii burada kıpır atığın, israfın, israf etmemenin ne kadar önemli olduğunu bilen bir toplumda olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden örnek teşkil eden işlemler de yapmaya çalışıyoruz zaten. Su önemli, hayat demek. Evet. Suyun olmadığı yerde hayat olmaz. İnşallah insanlar da bu dine dikkat alarak. Vallahi İlerleyen haftalarda inşallah sesimizi duyuyordur. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi belediye başkanı ve Samsun Ladik belediye başkanını burada konuk etmek isteriz. Hakikaten çok önemli bir konu. Az önce de söylediğim gibi 1 kilo kızartma yaptığımız evdeki yağ tonlarca suyumuzu kirletebiliyor. Ya da sokaklarda çöp kutularına baktığınız zaman evsel atıklarla plastik atıklar hepsi bir arada. Başka bir dünyamız yok. Başka bir yaşayacak bir gezegenimiz yok. O yüzden bu dünyanın değerini ve kıymetini bilmek lazım diyorum. Ve bu güzel duygu ve düşünceleriniz, dilekleriniz için de teşekkür ediyorum. İnşallah belediye başkanlarımız da sesimizi duymuştur. İleriki haftalarda sıfır atıkla ilgili Kızılcahamam Belediye Başkanımızla Ladik Belediye Başkanımızı da buraya davet etmek istiyoruz. Bu arada Türkiye'nin bütün belediye başkanları, sesimizin ulaştığı dernek başkanları, herkesi kesinlikle ve kesinlikle ben buraya davet ediyorum. Kapımız sonuna kadar açık. Hatta şunu paylaşmak istiyorum. Geçenlerde yani sadece belediye başkanlarına değil aynı zamanda dernek yöneticilerine de kapımız sonuna kadar açık. Mesela geçenlerde Vedat Bolat Bey Aybastılılar Dernek Başkanı ve daha niceleri, onu da buradan bu ekranlarımız aracılığıyla bütün Aybastılılara da selamlarımızı iletiyoruz. En kısa zamanda onu da buraya beklediğimi ifade etmek istiyorum. Ekranlarının başında bizi izleyen Gökerler Otomotiv'in sahibi sevgili dostum Can kardeşim
Bafralılar Dernek Başkanı Harun Başkan'a da buradan sevgiler saygılar sunuyorum. Desteklerin, emeklerin için çok teşekkür ediyorum diyorum. Ve Termen'in medari iftarı, namı değer fırın kuran usta, geçen hafta yanındaydım. Efsane bir adam. 35 dakikada bir fırını yapan bir adam. Ona da buradan sevgiler saygılar sunuyorum. İnşallah onu da tekrar stüdyomuzda konuk edeceğiz diyorum. Sevgili Eyüp, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Ben de programınızı severek takip ediyoruz. Bu vesileyle ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerimizin şimdiden yeni yılını tebrik ediyorum. 2020 herkese sağlık, huzur, mutluluk getirsin diliyorum. İnşallah seneye görüşmek üzere diyorum sizlere. Çok teşekkür ediyorum bu güzel dileklerin için. Aynı dileklere katılmamak elde değil diyorum. Bu çok, arada evet. Son cümle, o aktarın eteklerinde biziz, eteklerinden de biziz diyen değerli bir abimiz özellikle selam söylememi istedi. Erdoğan abiye selam söylüyorum buradan. Bizi bırakıp gitti. Onun için de üzgünüz. Onu da en kısa zamanda İstanbul'a tekrar bekliyoruz diyeceğim ama o yaşadığı yerden memnun. İstanbul'dan herkes şikayetçi ama hiç kimse gitmiyor değil mi? Sevgili Eyüp, orada mısın? Evet. Buradayım, buradayım abi. Seni çok öpüyorum kardeşim. Görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar. Konuklarımıza da iyi seneler diliyorum şimdiden. Çok, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Az önce bahsettiği sevgili abimiz İstanbul'u 50 sene üzerine terk etti. Yurduna döndü. İstanbul'dan herkes şikayetçi ama kimse gitmiyor değil mi? Evet. Yani ben de yakın bir zamanda geldim İstanbul'a. Bunun öncesinde Ankara'daydım. Hatta onunla ilgili bir de hikayem var. Onu dinleyelim mi? Evet. Ankara'nın Polatlı ilçesindeydim. Orada çalışıyordum. Çok değerli bir hocamla beraber. Buradan Polatlı'ya da bizi selamlar. Polatlı'dan izleyen değerli misafirlerimize de selamlarımızı iletelim. Evet. Çok değerli bir hocamla beraber çalışıyordum, Giray Hoca. Beni yetiştiren insandır kendisi. Bir anda böyle radikal bir kararla İstanbul'a geldim. Bir okulda çalışmaya başladım hocam. Ve okuldan ayrıldık. Dedim ki ben tekrar memleketime geri döneyim. Bunun öncesinde hep lise öğrencilerine ders veriyordum. Ama lise öğrencileri birazcık daha duygu yönünden ortaokul öğrencileriyle kıyasladığımızda daha yoksun oluyorlar. Yani ortaokul öğrencileri biraz daha sevecenler, biraz daha küçükler. Ben de geçen sene ortaokulda başladım. Lise alanımdan çıkıp ortaokulda çalışmaya başladım. Ve öğrencilerle aramda inanılmaz bir bağ oluştu. Yani böyle baba kız ilişkisi gibi oldu. Hani öğretmen annedir babadır değil mi? Yani kesinlikle katılıyorum. Çok aramızda çok büyük bir duygusal bağ oluştu. Tuana ile Elif. Benim şu an İstanbul'da kalma nedenlerim açıkçası. Onlar için tekrardan Polatlı'ya dönmekten, Ankara'ya dönmekten vazgeçip tekrardan burada kalmaya karar verdim bu sene. Ve burada da devam etmeyi düşünüyorum. İşte İstanbul böyle bir memleket. Gideceğim diyecek diye bekledim hocam ama. Yok. Ya buraya gelen daha burayı bırakıp gitmiyor. Şimdi bir şey daha sorayım hocam. Önce sana bir soru sormak istiyorum. Buyurun hocam. Müzik çalışmanda yeni bir bir sayfa ekleyecek misin? Yani yakınlarda yeni bir albüm, yeni bir çalışma, sanat hayatına artı bir şey koyacak mıyız? Hocam zaten biliyorsunuz albümlerle ilgili o sayfa kapandı. Ya. Artık sosyal medya bu konuda bayağı bir reklam açısından faydalı oluyor. Bizler de iyi bir eser yakalama derdindeyiz. Evet. Peşindeyiz, kovalıyoruz yakaladığımız zaman. Tekrardan dönüş yapacağız vallahi inşallah. Allah izin verirse ben Mart Nisan gibi yetiştirebilir miyiz diye düşünüyorum. Yeni bir albüm yolda. Şimdiden hayırlı olsun hocam. Aynen öyle. Çok güzel eserler seçtik. Hani belki ben okuyacağım için bana öyle geliyor ama etrafımda yakın olduğum dostlarım, arkadaşlarıma dinlettiğim zaman çok güzel elektrikler aldığımı düşünüyorum. Özellikle birkaç tanesi var ki tüm Türk halkının da severek merak ettim. Vallahi programdan sonra sana da dinleteceğim tamam, söz diyorum. Söz. Barış hocam. Evet hocam. Bu çocukların başarısını artırmak için ne yapmak lazım? Şimdi öncelikle başarıyı arttırabilmek için hocam öğrencilerimizin motivasyonu son derece yüksek olmalı. İşte bir yani
en başta ben bütün öğrencilerime yasakladığım bir kelime var. Ben yapamıyorum. Şimdi ben yapamıyorum dediğinizde zaten onu yapamayacaksınız. Bunu beyin yapamıyorum olarak algılıyor ve zaten onu yapamıyorsunuz. Ama motivasyon olarak yapamayacağınızı düşündüğünüz bir şeye bile ben bunu başarabilirim, yapabilirim, gayet iyi gidiyorum, güzel gidiyorum diyorsanız zaten motivasyonunuz son derece yüksekse başarabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda çalışırken stratejik hatalar yapmamamız gerekiyor. Yani direkt işte zor sorularda mesela bazı bilinçsiz veliler ya da işte bilinçsiz öğrencilerimiz sınav çok zor olacak. İşte ben o zaman çok zor kaynaklar almalıyım, çok zor sorular çözmeliyim. O zaman ne yapmam lazım? İşte sınavı kesin kazanırım. Bu kafaya giriyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Öncelikle altyapımızı temelini oluşturmamız gerekiyor. Yani temel düzeyden başlamamız lazım. Ne kadar iyi bir öğrenci... Mesela çarpım tablosu gibi değil mi? O kadar da temele inmeyelim hocam. Ya çarpım tablosunu da bence ezberleyelim. Çünkü sadece matematikte ezberlenmesi gereken tek şeyin çarpım tablosu olduğu. Onun eğlenceli formülleri de var değil mi hocam? Evet, parmak hesabı. Şimdi neler var Yusuf hocam, neler var? Vallahi, parmak hesapları falan. Ben matematik konusunda biraz kötü bir adam olduğum için... Şimdi onun kolayı var da öğrenciler öyle parmak hesabı yapıyorlar. Hintliler bu konuda çok iyiler. Yani matematiği bayağı kodluyorlar. İşte çarpım tablosunu parmaklarla kodluyorlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazıyor. Oradan tersten tekrar devam ediyorlar. Çarpım tablosunu ezberleme yöntemlerine geçiyorlar. Ama dediğim gibi temelden başlamamız lazım. Temelden başladıktan sonra bir tık zorlayacağız kendimizi. Seviye seviye gitmemiz lazım. Yani bir anda zor olmuyor. Zorlarsak bir anda olmaz. Şey de var değil mi hocam? Çocuk sınava giriyor. Sınavda soruyla karşılaşıyor. Afallıyor. Cevap veremiyor. Dışarıya çıktığı zaman da hep sonradan aklına geliyor değil mi? Hep sonradan geliyor aklınıza evet. Değil mi? O zaman şimdi senin veliler kızacak ama öğrenciler için söyleyelim. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan. Hadi birlikte okuyalım.
mağrur ne de ben mağrur. Hüzünlü bir akşam susmuşuz, durgunuz hepsi bu. Ne sen bulutsun ne de ben yağmur. Ne sen mağrur ne de ben mağrur. Hüzünlü bir akşam susmuşuz, durgunuz hepsi bu. Sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ağzına sağlık hocam. Ben teşekkür ederim. Bu arada vakitsiz olacak ama çok değerli bir dostum Ordu'dan aradı. Kesinlikle hatırını kıramayacağım can dostum. Sevgili Kemalettin için bir hekim oğlu deyip şöyle Ordu'ya doğru bir uzanmak istiyorum. Müsaadeniz var değil mi değerli konuklarım? Tabii ki. Sonra sevgili Barış hocamın velileri sonra demesinler ki bu adam gene hep sonradan dedi, çocukların aklı başına geliyor ve daldı demesinler. Hadi o zaman iki kıta olsun okuyalım. Çok teşekkür ediyorum. Çok bu güzel türkümüzü de sevgili ordululara
gönderdik. Ben hep söylüyorum, öyle dar mikro anlamda düşüncelere hiçbir zaman değer vermem, önem vermem. Benim için Sarp sınır kapısından ta ki burada otobandaki gişelere kadar Karadeniz'in hepsi candır, bir tanedir. Ben hepsini çok seviyorum. Buradan Rize'de bizi izleyenlere, Trabzon'da bizi izleyenlere, Ordu'da, Giresun'da bizi izleyenlere, Samsun'da bizi izleyenlere, Kastamonu, Sinop. Kırklareli, evet, Kırklareli Lüleburgaz tarafı da bizi izliyor, sağ olsunlar. Şanlıurfa'yı es geçmiyoruz. Yani dedim ya, sağ olsunlar, halkımızın gerçekten bize teveccühü inanılmaz düzeyde. Hatta WhatsApp yıkılıyor da okuyamıyorum. Hepsinin hoşgörüsüne sığınıyorum. Aydın vesaire vesaire, böyle bir sürü mesajlar geliyor. Büyükçekmece tarafı, Avcılar, Bağcılar, o taraftan da sevgili Sami, seni çok öpüyorum kardeşim. İnşallah seni de buraya getireceğim bir gün. Evet hocam, iyi bir lise mi, iyi bir üniversite mi? İyi bir lise mi, iyi bir üniversite mi? Şu şekilde söyleyeyim. Bizim zamanımızda böyle sorular yoktu. Şimdi bir de böyle garip garip sorular çıktı. Yani ben mesela bir arkadaşım çocuğuyla ilgili plan yaparken şöyle bir şey, bir söz kullandı. Dedi ki ya şimdi dedi okul, bu gittiği okulda okusun da dedi, üniversiteyi bitirdiği zaman dedi, ben onu dedi dünyanın istediği yerindeki üniversiteye yollarım diye bir düşünce söyledi. Hani nasıl, ne anlamda söyledi bilemiyorum ama iyi bir lise mi daha önemli, iyi bir üniversite mi? Şimdi öncelikle iyi bir lise kesinlikle önemli. İyi bir lise, iyi bir üniversitenin zaten anahtarı oluyor. Çocuklarımız, duyuyorsunuz değil mi? Barış Hoca diyor ki iyi bir üniversiteye gitmenin yolu iyi bir liseden geçer. Şimdi şöyle de bir şey var. Her üniversite kazanan, her işte bölümü kazanan herkes, ben çok iyi yerlere geleceğim, işte çok iyi iş bulacağım olaylarına göre, bu kesinlikle böyle bir şey yok. Öğrencilerin kendilerini yetiştirmesi lazım. Yani iyi bir lise ciddi anlamda iyi bir üniversiteye yatırım yapıyor. Yani iyi bir üniversite kazanabiliyorsunuz. Boğaziçi Üniversitesi kazanabiliyorsunuz. Reklam yapmıyoruz hocam. Devlet üniversiteleri. Olsun. Bu üniversiteleri kazanabiliyoruz. Fakat iyi bir lisede değilim ama iyi bir üniversite kazanamayacak mıyım? Böyle bir şey yok. Kötü bir lisede olsanız bile, yani kötü bir lise dediğime bakmayın, nitelikli bir lisede değilseniz bile, normal düz bir Anadolu Lisesi'ndeyseniz gene tıp kazanabilirsiniz. Hocam bunun bak bir şey söyleyeceğim sana. Ben kardeşimin adını unuttum ama bu sene üniversite imtihanını 3. olarak kazanan bir genç kardeşimizle tanıştım. Üniversite imtihanını 3. kazanmış. Bu akşam da 1. kazananı da tanıştık ama o hiç buralı olmuyor. Bir şey söylemeyeceğim sevgili ona. Yusuf. Bu arada adının Yusuf olması da beni ciddi anlamda motive etti. Aile dostumuz sağ olsun. Bu arada Wiesbaden'den de bizi izleyenler varmış. Wiesbaden'e de buradan selamlarımı yolluyorum. İnşallah oradan da bir sponsor buluruz diye bekliyoruz bu arada. O gün Barbershop, bu sözüm sanaydı. Ne diyordum? Türkiye üçüncüsü olan bir çocukla tanıştım ve o çocuğa şunu sordum. Dedim ki oğlum hangi özel okula mı gidiyorsun dedim. Yok abi dedi. O zaman dedim kesin özel hoca tuttun dedim. Dedi ki abi dedi, benim babam dedi işçi dedi ve şu anda Türkmenistan'da inşaat işçisi olarak çalışıyor dedi. Nasıl yaptın oğlum bu işi dedim. Dedi ki abi dedi, ben bir kere sosyal medyadan dedi uzak durdum. 2000 kaç dedi, yalan olmasın, 1995 mi 2000'den sonra, 2000 olabilir, yanlış olmasın, 2000'den sonra dedi üniversite imtihanında çıkan bütün soruları çözdüm dedi. Komşumuz dedi işte Nurgül ablanın dedi çocuğu üniversiteyi kazandı, gittim ona dedim ki dedi Nurgül abla o kitapları çöpe atmadıysanız bana verir misiniz dedim, onlar verdiler, çözdüm. Yani ben biraz da insanın içinde olması gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle azimli, yani büyük bir azimmiş ve içinden başarmış gelmesi gerekiyor.
Şimdi mesela şu anki gençlerimize baktığımızda inanılmaz bir bolluk içerisindeler. Aynen. Yani özel hocaları var. Bir kere kaynak bolluğu var değil mi? Kaynak bolluğu zaten var. Özel hocaları var, özel okulları var. Yani bir sürü fazla şeyler var. Hocam çalışma isteği yok. Ama işte o olmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Çalışma isteği de neden yok biliyor musunuz? İşte aslında kaynak bolluktan geliyor. Bizim mesela hiç özel hocamız da olmadı. Biz kaynak bile tekstil kağıtları vardı. Siz hatırlamazsınız da okullarda tekstil kağıdı basardı hocalarımız bize. Evet. Şimdi herhalde biraz bolluktan da. Sizin kendi kaynağınız var mı hocam? İlerleyen zamanlarda bir kaynak çıkartıyoruz. Bunun üzerine şu an yoğun bir çalışma içerisindeyiz. O da çıkacak. İnşallah hadi bakalım. Evet. İyi bir lise mi? İyi bir üniversite mi? Ama dediğim gibi iyi bir liseden iyi bir üniversiteye gidiliyor. Fakat iyi bir lisede değilim diye kesinlikle böyle bir karamsarlığa, böyle bir şeye girmeye gerek yok. Normal, nitelikli olmayan bir Anadolu Lisesi'ndeyseniz de üniversite kazanılabiliyor. Çünkü benim öğrencilerim var, tıp kazanan öğrencilerim var. Normal liseden, normal düz bir liseden tıp kazanan öğrencilerim var. Kendi lisemden işte diyetisyenliği kazananlar var, mühendislikleri kazananlar var. Bunların hiçbiri işte çok çok iyi liselerde değillerdi. Vallahi ben ilkokul 5'e kadar okudum, daha da okuyacaktım da hoca öldü. Allah rahmet eylesin. Hocam ben de ortaokulu birincilikle bitirdim. Süper lise okudum. Üniversiteyi de birincilikle bitirdim. Ama dediğiniz gibi bizim kaynaklarımız çok yoktu. Yani elimizde o bilgisayarmış, bilmem neymiş, internetmiş. Öyle biz kendimiz araştırıp kütüphanelerde sıraya giriyorduk. Kimliğimizi veriyorduk. O kitabı alıyorduk, çalışıyorduk, geri teslim ediyorduk. Ama inanılmaz bir aşk vardı bende. Okuma isteği vardı. Bence vazgeçmemeleri gerekir. Yani okul dediğiniz gibi iyi bir nitelikte olmayabilir ama öğrenci iyi nitelikte olsun. Nitelikli, kesinlikle. Sınav kaygısını nasıl yenecekler hocam? Onu da bir açıkla da ondan sonra istek gelen bir şarkımız var sevgili Nurgül. Onu da sen söyleyeceksin. Neydi? İmar. Ben dilim de dönmüyor. Son zamanlarda çok beğeniliyor. Evet, evet. Sınav kaygısını şöyle söyleyeyim. Kesinlikle stresten uzak durmaları gerekiyor. Stres bizim düşmanımız. Heyecanlı olmalılar. Yani heyecan, yani ufak bir adrenalin bizi diri tutar. Yani ben bu programa çıkarken biliyorsunuz hocam bayağı heyecanlıydım. Evet. Bu beni ben şu an inanamıyorum. Konuşamayacak zannettim hocamı. Maşallah. Evet, yani heyecan iyidir. Bizim diri tutar, uykumuz gelmez. Ve sınavda hiç beklemediğimiz şekilde, hiç beklemediğimiz soruları bile cevaplayabiliriz. Ama stres bizim baş düşmanımızdır. Yani stresten uzak durmamız gerekiyor. Stresli olursa öğrenci, atıyorum bir deneme sınavında 40 soruda 30 net yaptığını düşünelim. Stresli bir öğrenci normal gerçek bir sınava girdiğinde bu yarı yarıya düşecek. Evet. Onun için heyecan birazcık dozunda yani, olması çok çok yeterli. İnsanın vücudunda kontrol altında tutması gereken en önemli hormon adrenalin denilen hormon. Şimdi bunu da biraz müzikle atabiliriz bence. Gençlerimize ve çocuklarımıza bir motivasyon amaçlı bir hareketlenelim. Alkışlarınızla sevgili Nurgül'ü ortaya alıyoruz. Kapıları döşeme bıraktım işi gücü, düştüm yarın peşine. Köyümün en güzeli yüreğimin ateşi, dağlarımın güneşi İmera Fera. Odam bu adam benim, sevdam İmera Fera, oy İmera Fera. Müzik
asalet var. Boylarında fiyaka, boylarında fiyaka, boylarında fiyaka. Köyümün en güzeli yüreğimin ateşi, dallarımın güneşi, mera fera. İstanbul'da kalmışım. Ben ha bu dertlerimi İmeran'dan almışım. İmeran'dan almışım. İmeran'dan almışım. Köyümün en güzeli yüreğimin ateşi, dallarımın güneşi, İmeran fera. Teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. Zaman su gibi akıyor. Evet sevgili Barış Hocam, ayağına sağlık diyelim. Hoş geldin diyelim. Hiçbir zaman güle güle demiyoruz gelen konuklarımıza. Son olarak değerli izleyicilerimize iletmek istediğin son bir mesajın varsa onu alalım. Öğrencilerimizi kesinlikle bunaltmıyoruz. Kesinlikle sıkmıyoruz. Çünkü dediğim gibi yaşları çok küçük. Onları bir de biz üstlerine gitmeyelim. Onlar zaten yapacaklarını, sorumluluklarını biliyorlar. O bilinci öncelikle biz çocukluktan onlara sorumluluk bilincini yükleyelim. Daha sonrasında ders çalış diye üstüne baskı yapmamız gerekmez. Söyleyeceklerim bu kadar. Sınava hazırlanan bütün öğrencilerime, aileme, herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık diyoruz. Evet, güzeller güzeli sevgili Nurgül. Estağfurullah. Sen ne söylemek istersin? Bizleri izleyen, bu güzel akşamı bizlerle birlikte paylaşan herkese sevgilerimi, saygılarımı bir kez daha iletiyorum ve yeni yılın herkese, başta sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor biliyorsunuz. Sağlık, mutluluk, huzur, birazcık da para getirmesini diliyorum. İyi bir yaşam için. Fazlası zarardır. Çok çok mutlu olsunlar. Çok İnşallah çok başarılı diyoruz. Olsunlar. Öğrencilerimize de başarılar Kesinlikle. Diliyoruz. Herkese başarılar. Evet, bu güzel başarı dileklerini de aldıktan sonra ben de bizleri ekran başında o sıcacık yuvalarına konuk eden siz değerli konuklarımızın, biz sizin konuğunuz bu akşam, siz de bizlerin konuğusunuz. Hepinize gerçekten tüm kalbi duygularımla teşekkürlerimi arz ediyorum. 2019 yılının son programı ama Allah izin verirse sizlerin desteği üzerimizde olduğu müddetçe daha çok yıllar devam edeceğiz diyorum. 2019 yılı kimine iyi geçti, kimine kötü geçti. Belki 2020 yılında hayat bu. Neler bekliyor bizi, neler bekliyor bilemiyoruz ama başta Allah önce sağlık versin. Sağlığınız yerinde olduktan sonra her şeyi kazanma şansına sahipsiniz. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Beni yakinen tanıyanlar hep şey söylerler. Lütfen sen konuşma, sadece şarkı söyle derler. O yüzden ben çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. O yüzden hazır mısınız beyler? Hadi o zaman. Şöyle 2019 yılına güzel güzel veda edelim. Hadi eller havaya, ekranları başında bizi izleyenler. Aşk
bir hile, içtim sensin sevgili diye, seçtim sensin. Bütün dünyayı gezdim dolaştım, anladım ki tek sevdiğim sensin. Bütün dünyayı gezdim dolaştım, anladım ki tek sevdiğim sensin. Uzakta geçmez günlerim, bir gün görmesem seni özlerim. Başka birini sevmem artık, dönmesen bile seni severim. Başka birini sevmem artık, gelmesen bile seni severim. Dert ortağım benim, biricik sevgilim, söyle senden başka kimim. Başında bu soğuk kış gecesinde bizleri evlerinize konuk ettiniz. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. 2000 zamanımız var mı? Çok güzel o zaman. Harikasınız.
52 Arsa Ofisi, Yusuf ile Keyfi Muhabbeti sundu.